Emine aşağıda ayrıt uzunlukları 30-60-80 santimetre olan dikdörtgenler bir prizması biçimindeki koliyi çekirdek gibi kurdeleyle süslemiş. Buna göre bu iş için kaç santimetre kurdele kullanmıştır? Gençler şurası kaç? 80 değil mi? Hocam bu 80'den üstte var altta var. 80'den 2 tane üstte 2 tane altta toplamda 4 tane mi yapıyor? 4 tane 80 var artı. Hocam bu da 80. 80'den 2 tane sağda 2 tane solda var. Bak şöyle geliyor değil mi arkadaşlar? 4 tane daha 80 var. Artı hocam şu 60'lardan bir önde var bir arkada var. Yani 4 tane 60 var. Artı hocam bir de şu dikeyler 30 cm önde var arkada var. 4 tane de 30 var. E i̇şte bunun toplam isteniyor. Bu 320 yaptı. Bu da 320 yaptı. 240 yaptı. Ve 120 yaptı. Şurası kaç yaptı arkadaşlar? 640 yaptı. Şurası da 360 yapıyor galiba değil mi arkadaşlar? 360 topladığınız zaman da kaç yapıyor? 1000 yapıyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan bir dikdörtgenler prizmasının hemen bir dikdörtgenler prizması çizelim arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgenler prizması çizmek lazım. Daha iyi bir şekilde anlayın diye. Sadece. Evet bunu çizdik. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlı bir şekilde çizmek için teknolojiyi kullanıyoruz. CTRL-C, CTRL-V'yi böyle yapıştırıyoruz. Ardından da şunları da şöyle şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bütün yüzeyleri beyazdı önceden. Sonra ne oldu arkadaşlar? Bir yüzü kırmızıya. Arkadaşım bir yüzü kırmızıya. Şurası kırmızı olsun mesela ön yüzü. Sonra bir yüzü maviye. Burası mavi olsun. Bir yüzü de yeşile. Ye. Bu yüzü de yeşil olsun. Tamam. Kırmızı mavi yeşil birer yüzleri. 3 yüzeye de ne kaldı arkadaşlar? Beyaz kaldı. Kırmızı boyalı yüz haricindeki tüm yüzey alanı A, B ve C diyecek olursak. Kırmızı yüzey arkadaşlar kırmızı yüzey alanı A çarp B değil mi? Normalde tüm yüzey alanı tüm yüzey alanı iki tane AB, 2 tane AC, 2 tane de BC mi yapıyordu arkadaşlar? Evet. Kırmızı yüzey alanı hariç. Kırmızı yüzey A çarpı C değil mi? Evet A çarpı C hariç bir tane A çarpı C'yi çıkartacağız. O zaman 2AB artı AC artı 2 tane BC mi yapıyor arkadaşlar alan? Evet. Bu yüzey alanını kaç vermişler bize? 72 vermişler. Mavi boyalı yüzey harici. Şu mavi boyalı yüzey BC değil mi? 2 tane BC'den bir tanesi olmayacak. Bir tane BC olacak. Yani 2AB, 2AC ve bir tane BC olacak o zaman. Bu da 61 olarak verilmiş. Yeşil boyalı 100 yeşil boyalı yüzde şu üstteki yüzey ya da alttaki yüzey diyeyim arkadaşlar. AB'den bir tane olacak. Yani AB artı 2 tane AC artı 2 tane BC'yi de kaç vermişler? 57 olarak vermişler. Evet ÖSYM sorunun benzeri dikkat edin. Buna göre bu dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı nedir diye soruluyor. Ben bunu bulmaya çalışacağım. Elimde bunlar var. Böyle işlemler geldiği zaman ne yapıyorduk? Taraf tarafa topla ya da taraf tarafa çarp gibi bir şey yapıyorduk. Hocam taraf tarafa toplayınca bak güzel bir şey geliyor. 5 tane AB. 5 tane AC. 5 tane de BC geliyor. Topla bakayım şunları. 7, 9, 10, 0. Hocam 14, 19. 190 mı yaptı burası arkadaşlar? Evet. 14, 19. O zaman böldüğümüz zaman AB, AC ve BC'nin toplamı 5'e böldüğümüz zaman 190'ı 5'e bölsek kaç yapıyor? 38 yapıyor. Ama benden 2 katı isteniyor. 2AB artı 2AC artı 2BC Eşittir kaç yapar o zaman arkadaşlar? 76 yapar. E, yani cevabımız böylelikle Denizli çıktı. Yukarıdaki verilenlere göre arsa kaç santimetre kare küçülmüştür diye soruluyor. Bakalım ne diyor? Şekilde görülen ABC dedektör biçimindeki biçimindeki e, meyilli bir arsa, toprak kazılarak yatay bir şu biçime getiriliyor. E, yukarıda verilenlere göre arsa kaç metrekare küçülmüştür? Bizim arsamız normalde metrekare olarak şurası değil mi arkadaşlar? Değil mi? eğimli. Eğimli. E bunun alanı ne? 10 çarpı 15. Yani eskiden 150 idi. Bu dursun elimizde. Sonra ne oldu? Ben bunu küçültmüşüm. Küçültünce ne oldu arkadaşlar? Alt taraf yaptı. Yani şurası yaptı arkadaşlar. Şu alt tarafın alanı ne kadardır diye soruluyor bize ilk etapta. Bunun alanını bulalım. Ne kadar küçülmüştür diye soruluyor. Milli araziyi böyle düz yaptım ya önceden arazimiz bu kadarken şimdi 9 15 ne üçgen arkadaşlar bu 9 12 15 10 ken burası 10 bunun alanında 120 yaptı arkadaşlar evet önceden 150 idi şimdi 120 ne kadar küçülmüş oldu arkadaşlar 30 küçülmüş oldu kaç metrekare küçülmüştür diye soruluyor cevabımız böylelikle edremit oldu gençler Taban ayrıtları 6 santimetre, 4 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının içerisinde yeterince sıvı vardır. Yeterince sıvı vardır dediği herhalde bunu atsak içine e, gömülecek anlamında. Bu prizmanın içerisinde bir kenar 2 santimetre olan bir küp atılır ise suyun seviyesi ne kadar yükselir diye soruluyor. Demek ki bu tam batacak arkadaşlar. E, şöyle attığın zaman suyun seviyesi ne olacak arkadaşlar? Suyun seviyesi şöyle bir artış olacak. Arkadaşlar bir suyun içerisine cisim tam batıyorsa... Tam battığında ne olacak arkadaşlar? Hacmi kadar su yükseltir. Yani bunun hacmiyle 2'nin kübü neye eşit olacak? Şuradaki yükselen suyun hacmi birbirine eşit olacak. Yükselen suyun hacmi 6 çarpı 4 çarpı h değil mi arkadaşlar? Evet 6 çarpı 4 çarpı h'a eşit olacak. E buradan 8 bölü 24 eşittir h mı yaptı? Yani 1 bölü 3 yapar arkadaşlar cevabımız. Böylelikle cevap Cihan oldu. Şekildeki birim küplerden oluşan yüzey yapının alanı nedir? Birim küplerle oluşturulabilen her cismin alanı görünen yüzey çarpı 2'dir kardeşim. Görünen yüzeyle say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şurada bir şey görüyoruz. 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 tane yüzey görüyoruz. 18 çarpı 2, 36 yapar. Cevabımız direkt en pratik yöntem budur arkadaşlar. Dikkat edin. Perspektif gereği Öyle birim küplerle oluşturulabilen yapılarda mesela dikdörtgenler prizması, e, küp, herhangi bir küp e, ya da kare prizma gibi cisimlerde biz bunu söyleyebiliyoruz. Ya da bu cisimlerle oluşturulabilen yapılarda söyleyebiliyoruz. Üçgen prizmada ya da silindirde böyle bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü üçgen prizma ve bir silindir birim küplerle oluşturulamıyor arkadaşlar. E, perspektif geri görünen yüzey çarpı 2. Yani siz bir bina yaptığı baktığınız zaman. Şöyle bir binaya baktığınız zaman üstünü görüyorsanız altını görmezsiniz. Önünü görüyorsanız arkasını görmezsiniz. O yüzden arkadaşlar alt üst ön arka sağ sol hikayesinden dolayı sağını görüyorsan solunu göremiyorsun. O yüzden çarpı 2 diyoruz. Haberiniz olsun. Cevap Cihan. Yüzey alanı formülünü vermişler soruda ama biz bunu kullanmayacağız. Çünkü biz şunu biliyoruz. Birim küplerle oluşturulabilen ya da e, doğru birim küplerle oluşturulabilen yapılarda yüzey görünen yüzey çarpı 2 e, bize tüm alanı veriyordu. E burada 2 2 5 verilmiş. Arkadaşlar burası 2. E burası 5 iken 5 kere 2 burası kaç yapar? 10. Görünen yüzey. 10 arkada da 10 var demek. E hocam burası da 10. 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 10. Yazdık mı yazdık. Hocam burası 2 2 olduğu için 2 kere 2 4 burası. Sonra şurayı bulacağım arkadaşım? Burası tamamı e, 5 birim olduğundan şurası 5 birim olduğundan dolayı 2 birim de burada olduğundan dolayı şu onları şöyle bir alanları şöyle içeriye alayım da şöyle alan olduğu belli olsun. Hatta e, burası 2 burası 2 olduğundan burası da kaç yaptı arkadaşlar 4 yaptı. Sonra bunun tamamı 5 2 olduğundan dolayı buraya 3 kaldı. 3 kere 2 burası kaç yaptı arkadaşlar 6 yaptı. Bunun da tamamı aynı şekilde e, ikisi buradaysa arkadaşım bunun tamamı 5 olduğundan buraya da 3 kaldı. 3 kere 2 burası da 6 yaptı. E, görünen yüzeylerin hepsini yazdık mı arkadaşlar şöyle baktığımız zaman yazdık. Şu onlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane 10 var. 5 tane 10 artı. Sonra 4'ten bir tane 2 tane var. Başka var mı? Yok. 2 tane 4 artı. E, bir de alttan da bir 2 tane var. 2 tane 6 ama bir de bunu neyle çarpacağız? Çarpı 2 deyince tüm yüzey alanını bulmuş oluruz. E burası 50. Burası 8. Burası 12. 70 yaptı. O zaman cevabımız bir daha bakalım. 50, 4 kere 2, 8, 12, 20. 70 yaptı. 70 ise 140 yaptı. Bir yeri es geçmişiz demek ki biz arkadaşlar. Nereye es geçtik? 10'dan kaç tane? Ha bir tane 10'u unutmuşuz burada arkadaşlar. 6 tane 10 var. E, 60. E, bu toplamı 20. 80 yaptı. O zaman burası 80 çarpı 2'den kaç yapıyor arkadaşlar? Cevabımız böylelikle 160 yaptı. Dikkatli olun. O alanları yazarken böyle üstünü çizeyim. Bir yeri biz yapmamışız. Dikkatli olun. E, ama çok güzel bir yöntem dalaar zaman söylerim. Ben bu yöntemi de Mehmet Karayel'den öğrendim. Sayesinde ee, hocam buradan selamlar duyuyorsan da çok güzel bir yöntem. Görünen yüzey çarpı 2. Yalnız sadece birim küplerle oluşturulan yapılarla yapılardaki sorularda yapıyoruz bunu. Aklınızda bulunsun. Evet cevap E diremit oldu. Şekil 1'deki prizma şekil 2'deki konuma getiriliyor ve içindeki su değişiyor mu? Arkadaşlar değişmiyor. Yani her ikisinde de neye bakacaksınız? V suya bakacaksınız. E birinci cisim nedir hocam? Şöyle yapabilirsiniz. Büyük üçgen prizmadan üçgen prizma büyük üçgen prizmadan şu küçük üçgen prizmayı çıkartırsanız burayı bulursunuz. Ya da hocam bu prizma tabanı ve tabanı aynı alan şekli biz prizma diyoruz. Ne prizması? Yamuk prizması da diyebilirsiniz. Tabanı yamuk ya. Yamuk. Tabanı ve tabanı bakın. Aynı yamuk. Yamuk prizma. O zaman ben bunun alanını bulurken ne yapacağım? Alt taban artı üst taban çarp yüksek bölükeyi. Ya da taban alanını bulurken Hocam büyük üçgenin alanından şu üçgenin alanını da çıkartırız diyebilirsiniz. Ama önemli değil. Burada bir benzerlik var. Şurayı bulmam lazım benim. Şununla şu birbirine paralel. Hocam 2 bölü 6 yazalım. 2 bölü 6 eşittir. A bölü 9'dan. A bölü 9'dan. 3'te 1'i 3'te 1'i 3 yaptı. Burası 3 yaptı arkadaşım. Şimdi bunun alanı. Evet V su. Tabanı buyken yamukken taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliğimizde kaç yapmış arkadaşlar? 8. Taban alanı alt taban artı üst taban. 9 3 daha 12. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz kaç? 4 bölü 2 taban alanı. Çarpı yükseklik bize buradaki suyun hacmini verdi. Buradaki su da aynı su. Ve kenarlar 6'ya 9 değil mi arkadaşlar? 6'ya 9. Buradaki yükseklik isteniyor. 6 çarpı 9 bölü 2. Şuradaki taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz arkadaşlar. Çarpı yükseklik. E bizden de zaten 8'in suyun yüksekliği isteniyor. E buradan bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Hocam 6 ile 12 sadeleşince 2 kaldı. Sonra 3'e bölünebilen bir şey var mı? Yok. 4 kere 2 8 64. 9'a böleceğiz. Haç da buradan 64 bölü 9 yapıyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle balık kesir çıktı. Taban alanı 25 birim kare ve yüksekliği 4 birim olan kare prizma biçimindeki bir tahta blokun tüm yüzeyi boyanıyor. Hemen tahta bloğu şey yapalım. Böyle bir dikdörtgen yaptık. Aynısını bir daha yaptık arkadaşlar. Şöyle arkasına koyduk. Yüksekliği daha küçük ya. Şu kenarı daha büyük tuttum o yüzden. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu şöyle çiziyoruz. Yüzeyleri işte böyle çizim olmadan bunlar maalesef olmaz arkadaşlar. Çizdik mi çizdik. E taban alanı 25 ise bir kenarı kaç yaptı? 5 5 yaptı. Yüksekliğimizde kaçmış arkadaşlar? 4 olarak verilmiş. Evet bize diyor ki e, 4 birim olan kare tüm yüzeyi boyanıyor. Daha sonra bu tahta blok kesilerek 100 tane birim küp elde ediliyor. 100 tane birim küp oluyor. Bunun hacmi ne? 5 x 5 x 5. 5 x 5 x 4 pardon kaç yapıyor? 100 yapıyor. Zaten bunun hacmi 100. 100 demek, hacim demek kaç tane birim küp olduğunu söylüyor zaten bizde burada. E burada da baktığınız zaman kaç tane birim küp? E 100 tane hacimden demesine de gerek yok. Birim küplere ayrılıyor dese de olurdu arkadaşlar. 100 tane olduğunu da böyle ispatlamış olduk. Bu şekilde edilen birim küplerden kaç tanesinin yalnızca 200'lü boyalıdır? Hmm. Birim küplere ayıracağız arkadaşlar bunu. Birim küplere ayıracağız. Şurası 5 birimse 5 parçaya ayıracaksın kardeşim ön yüzeyi. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayırdım bakın. Ee, burayı da 5 parça. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 parça. E sonra yüksekliği de 4 parçaya ayıracaksın sadece. Şurayı da 4 parçaya ayıracaksın. 4 parçaya ayırırım. 1, 2, 3 4 tabi burası da 1 2 3 4 şöyle gösterirsek olay bitti. E şurası da 5 parça arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Tab bunları da şöyle aşağı doğru mutlaka mutlaka göstermek zorundayız. ÖSYM sormuş. Dikkat edin arkadaşlar. Bunlardan hangilerinin 200'ü boyalıdır? Arkadaşlar bunlarla ilgili ben konu anlatımda çalışma yaptım. 300'ü boyalı olanlar sadece köşelerdekilerdir. Yani 8 tanesi. Sonra hocam İki boyalı olanlar neresidir? Bu köşeler hariç şu ayrıtlar üzerinde olanlardır. Bu ayrıtta kaç tane var arkadaşım? 3 Hocam şu ayrıtta kaç tane var? Yine 3 Hocam bu ayrıtta kaç tane var? Yine 3 Hocam bu ayrıtta kaç tane var? Yine 3 Yani 3, 6, 9, 12 tane burada var. Hocam yan ayrıtta şurada kaç tane var? 2 Şurada 2 gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ee, şurada 2 Değil mi? O dikey ayrıtlarının hepsinde de ikişer tane mi var? Evet ikişer tane var. Evet önce üst ayrıta üst tarafa baktığımızda ne oldu arkadaşlar? Tabi şu şey yaptık ama şuralarını da şey yapalım. Üst tarafı hallettiğimizde hocam 3, 6, 9, 12 tane olduğunu gördük. 12 artı. Sonra e, dikey ayrıtlara baktığımda her bir dikey ayrıtta ikişer tane yüzü olan şunlardır arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4 tane sütun var. 4 kere 2, 8 tane de burada var. Artı alt tarafa geldiğimizde 650 hocam 3 tane burada 3 tane burada değil mi arkadaşlar? 3 tane öbür tarafta 3 tane öbür tarafta yani 12 tane de alt taraftan var. Evet. Halletmediğimiz bir yer var mı arkadaşlar? Ayrıt var mı daha doğrusu? Yok. Hepsini halletmiş olduk. Toplam 12, 12, 24, 8 daha 32. Cevabımız böylelikle 32 çıkar. Akçay çıkar. Hocam tek yüzü boyalı olanlar sorulmuş olsaydı ayrıt üzerinde değil. Yüzey üzerinde ayrıtlardan bağımsız olanlar. İşte tek yüzü boyalı olanlar da bunlar arkadaşlar. Hocam bu yüzeyde 3 tane, bu 4 e, alt tane, bu yüzeyde böyle, bu yüzeyde böyle deyip onu da o şekilde sayardınız. Ya da e, ne dersiniz? E, tüm hepsinden 3 yüzü boyalı olan, 2 yüzeyli boyalı olan şeklinde de çıkarım da yapabilirsiniz. Ama burada da belli zaten arkadaşlar. bir yüzü boyalı olanları da bu şekilde buluyoruz. Ama bu şekli çizmeden maalesef olmaz. ÖSYM e de sormuş. Dikkat edin derim. Tamam. Yani böyle bir prizma geldiği zaman birim küplere ayırmasını bilin. Önemli. Evet cevap akçay oldu. Yukarıdaki şeklin ayrıt uzunlukları santimetre olarak verilmiştir. 4 birim burası 4 birim burası. İçeride şöyle bir oyuk var. Bu prizmanın hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Peki hadi bakalım. Ne yapacağız? Tümünün hacminden 3, 6, 8. Burası 8. Arkadaşlar tümün ya da şey diyebilirsiniz ya tabanı ve tavanı aynı olan bir prizma. Arkadaşlar, hocam bunun gibi belki içeri doğru oyuk diyeceksiniz. Hayır. Sonuçta yukarıdaki şekil bir prizma demiş. Tabanı ve tavanı aynı olması için bunun düz bir şekilde gitmesi lazım. Taban alanı çarpı bak tabanı ve tavanı hem önde hem arkada aynı değil mi? Taban alanı çarpı yükseklik dediğiniz an direkt hacmi bulabilirsiniz. Ya da bazı arkadaşlar benim ilk yap diyor. Ilk başta yaptığım tarzda yapacaktı. Hocam tüm al, tüm hacimden şuradaki hacmi çıkartayım de diyebilirsiniz. Ya da ne dersiniz taban alanı derken öncelikle tabanı ve taban aynı olduğu için hocam ben şu tabanın alanını bulacak olursam taban alanı çarpı yüksekliğe de çok rahat bir şekilde ulaşırım. E peki buradaki alanı nasıl bulacağız? E i̇stediği şekilde bul. Böyle yap. 4 kere 3 12 burası hocam. Şöyle yap. E burası 2 olduğundan burası da 4 olduğundan 4 kere 2 8 burası. E hocam şurası 3 birim. Tamamı 8 birim. Şurası 3 birim, 2 birim buradaysa 2 birim burada, 3 kere 2, 6 birim de burası. Yani taban alanı kaç yaptı? 12, 8 daha, 20, 26. Taban alanı 26, e yüksekliğimiz de burası olmuş oldu çarpı 5, o da kaç çıkıyor arkadaşlar? 130 çıkıyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Şekilde ayrıt uzunlukları 7 cm, 4 cm ve 8 cm olan dikdörtgenler prizmasından ayrıt uzunluğu. 1, 4, 3 olan dikdörtgenler prizması çıkartılmış oluşan şeklin yüzey alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Valla arkadaşlar e, birim küplerle yapılabilen bir şey bu aslında. Görünen yüzey çarpımı 2'den de direkt gidebilirsiniz. Ya da tüm alanı bulup tüm alanı bulduktan sonra ne yaparsınız arkadaşlar? E, eksilen parçaları hani eskiden böyleydi çıkarılmadan önceki tüm alanı bulup. E, çıkarılan parçaları çıkartıp eklenen parçaları ekleyebilirsiniz. Ama şu şekle baktığınız zaman birim küplerle oluşturulabiliyor mu? Oluşturulabiliyor arkadaşlar. Herhangi bir üçgensel bir ifade de yok burada. E, birim küplere ayrılabiliyor yani sonuçta bu. E, o zaman bunu görünen yüzeye çarpı 2'den de rahat bir şekilde yapabiliriz aslında. Hocam görünen yüzeyi buluruz. Tamam buluruz. Şöyle çizdiğimiz zaman dikdörtgen artı dikdörtgen e Hocam burası üçgen 3 7 iken 7 buraya 6 kaldı. Burası da 6 oldu e, buradaki yüksekliğin de 4 olduğunu biliyoruz. Bunları da yazalım. Artık şurası üçgen buranın da 5 olduğunu biliyoruz. Ve mavi alanda da göstereyim. 6 kere 3 18 burası. E, 6 kere yok 5 kere 7 35 burası. Hocam burası 4 kere 5 20. Hocam burası 1 kere 4 4. Burası 3 kere 4 12. Burası da 6 kere 4 24. Bunları toplayacaksın kardeşim. Topla bakalım kaç yapıyor. Şu ikisini topladım 30 yaptı. Ondan sonra 30, 65, 85, 89, 89 artı 24 buraya kadar kafa çalıştı. Topladığımız zaman kaç yaptı? 113 mi yaptı arkadaşlar? Evet 113'ün de 2 katı olacak o zaman. Tüm alan ne yaptı? 113 çarpı 2. Görünen yüzey çarpı 2 bize birim küplerle oluşturulabilen her yapının alanını rahat bir şekilde verir. Bu testte de bunun örneğini zaten çok gördünüz. Evet cevap böylelikle 226 yaptı arkadaşlar. Yani cevabımız Akçay oldu. Şekildeki kare dik prizmanın A noktasında bulunan bir karıncanın prizmanın yüzeyinden belirtilen yoldan D üst noktasına gidiyor. Evet ön yüzey sağ yüzey ve arka yüzeyden böyle gidiyor. Arkadaşlar hangi yüzeyi kullandıysak o yüzeyi açıyoruz. İlk başta şu yüzey var önümüzde. A'dan başlıyor 5'e 8'lik yüzeyi var. Evet 5'e 8'lik yüzeyi Diğer yüzeyi 5'e 8'lik yüzeye göre açacağız. Yani şu kapıyı açar gibi açacaksın. Aç bakayım şöyle. Şu kare prizma mıydı? Evet. Burası da 5 olduğu için hocam bunu da açtım koydum yanına burası da 5. E hocam burası da 5 olduğu için bunu da açtım yanına hop burası da 5 yaptı. E 8 burası 15. Bizim karınca buradan geliyor buraya gidecek. Hop 8. Burası 15 burası 17 burası olacağından cevabımız da böylelikle 17 yapmış oldu arkadaşlar. Yüzey soruları çok kolay. İlk yüzey sabit. ikinci ikinci, üçüncü, dördüncü yüzeyleri hep ilk yüzeye göre açılış yapıyoruz arkadaşlar. Çekil ağda gözüktüğü gibi. Cevap denizli. Yukarıdaki şekilde dikdörtgenler alt prizmasında verilenlere göre AHT üçgenin alanı nedir? Hocam burayı bulacağım, burayı bulacağım. Olay bitecek ondan sonra. E ne yapacağız burada? Böyle bir yükseklik çizilmiş ama üçgen yok. Üçgen oluşturacağız arkadaşlar. E hadi oluşturalım bakalım. Buradan bir şey çizilmiş. 90 derece falan da çizilmiş. Üçgenimiz de yok böyle. Hocam burada var. Eyvallah var. Ama şurada yok. E şurada da şu yüzeyden şunu çizecek olursam. Şöyle bir üçgen oluştu. Hatta ve hatta ve hatta. Hocam bu yandaki duvara dik olduğu için burası da ne olmak zorunda? Temel diklik döneminde en önemli şeylerden biri burası da dik olmak zorunda. Çünkü yandaki duvara dik. Hangi duvara dik? Hocam işte bak şu duvara dik. E o zaman bu duvara dikse bu duvarda geçen ve şu noktadan geçen bütün doğrulara diktir. Hatırlarsanız ben konu anlatımında ilk neye en çok önem verdim? Temel diklik. Her zaman ilk konu çok önemlidir. Yandaki duvara dikse bu noktadan geçen bu düzlemdeki her doğruya da diktir. Dikliği de yapıştırdık. E burası 9 verilmiş mi bana? 9. 9 burası. Burada da bir dik üçgen var. 9, 12. Burası 15. 15, 20. Ne üçgen arkadaşlar? 25. E artık bundan sonrası nedir arkadaşlar? Öklit bağıntısı. Dikten dik çizilmiş öklit şu açı bulursam gerisi gelir gibi ee, bir dik üçgende bütün kenarlar belli sadece yükseklik eksikse şu üçgenin alanından bahsedebiliriz daha rahat bir şekilde buluruz öklük da bulabilirsiniz ama ben genelde alanı tercih ettiğimi biliyorsunuz üçgenlerde 25 çarpı h bölü 2 o üçgenin alanı aynı zamanda 15 çarpı 20 bölü 2 de dik üçgenin alanı 15 çarpı 20 bölü 2 bölü 2'ler nanay 5'e bölsen 5 5'e bölsen 3 bir daha 5'e bölsen 4 5'e bölsen gitti h buradan 12 geldi H12 ise dikkat dikkat 12 15 ne üçgenin 9. E hocam şurası burası ne olacak? Ha BT ile TL birbirine eşit verilmiş. Hocam burası 25 iken 9 bulduk ya. Burası 25 bölü 2. Yani 12 buçuk. Hocam burası da 12 buçuk. O zaman buraya 3 buçuk kaldı. E bitti. Üçgenin alanı artık 12 çarpı 3 buçuk bölü 2 değil midir? Evet alan dediğimiz yer. 12 çarpı 3.5 bölü 2'ye eşittir. 42 yapıyor galiba bu ikisinin çarpımı. Nasıl yaptın hocam? Şunu 2 ile çarptım bunu 2'ye böldüm direkt de. O yüzden 6 çarpı 7 yaptı 42. 42 bölü 2'den kaç çıkıyor arkadaşlar? Cevap 21 çıkıyor. Böylelikle bu sorunun cevabını da Balıkesir bulduk.